Bizim bugün müthiş dediğimiz, bizim bugün aha estetik dediğimiz şeyler yarın değişebilirler. Arkadaşlar, ince işler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Okulda, işte ve aile içinde öğretilmeyen her şeyi araştırıp ince ince bütün lolojik yaklaşımlarla harmanlayıp size anlatmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş eşyalarımı buraya getirdim. Bu da şey gibi. Hafize ana sanki Hababam sınıfında teneffüse çıkartıyormuş gibi oldu. Normal çanım yok çünkü normal çanımla şu anda çocuk oynuyor olabilir. Onu böyle oyuncak yaptı kendine. Koskoca çan. Yani Nepal'den geldi ne hallere geldi. Dekorumu da getirdim. İleriki bölümlerde dekorları filan da Ahmet bize çok tatlış bir şekilde yapacak. Geldim buraya çöktüm. Bir tane kolye sığdım. Bütün 6 yılı bir tane kolye sığdırmışım. Böyle oradan da story attım. Millet şey diye yazmış. Abi battım mı? Şimdi battım fotoğrafı gibi olmuş çünkü. Böyle 6 yılın özeti diye attım böyle tamam mı? Hani abi ne oldu dükkanı kapattı mı? Chris seni de mi vurdu falan? Ne oldu abi işler kesat mı falan diye. Bizde işlerin kesat olması çok sıkıntı onu söyleyeyim. İşi kesat olan bize geliyor zaten. Yani bizde hani işler hep kesat. <laughs> İşi kesat olmayan beni bırakıyor. Bazen yorumlarda görüyorum yazmış işte sevgilinden ayrıldım yine buradayım. 3 sene sonra tekrar düşmüş falan. Gelin biz buradayız. Biz buradayız hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hazırsanız size harika bir konu hazırladım yine. Çok günden biliyorsunuz ki herkes pembe pembe giyiniyor. Koca koca eşek kadar insanlar pembe pembe giyinmeye başladılar. Tekrar Barbie hortladı. Yani müthiş bir PR kampanyasıyla bütün ülkeyi pembeye boyadılar. Sanki ihtiyacımız olan gerçekten pembe bir dokuymuş gibi. Bir anda hepimiz kız arkadaşlarımızla beraber Barbie filmine gitmeye başladık. Bütün o ya ben ne izleyeceğim diyenlerin hepsinin storylerde gördüm. İtinayla izledim. Hepsi gayet kız arkadaşlarının baskısıyla gitmişler. Bizi kandıramazlar ki incinin hani koca koca koleksiyonları var. Barbie koleksiyonları var. Allah'tan büyüdü eşya kadar oldu. Ona ben normal bir tane gerçek çocuk yaptım oynasın diye. O yüzden Barbie ile oynamayı bıraktı. Eğer ki siz de sevgiliniz artık Barbie ile ilgilenmesin istiyorsanız çocuk yapın diye. <gülüyor> Alakasız. <gülüyor> Abi ne yaptım ya sonra bana getiriyorlar değil mi? Abi biz yaptık bunu oynamadı. Yok yani ben öyle bir şey demiyorum yani. Hani bir çözüm olabilir diye söylüyorum sadece. Lütfen referans almayın yani. Hani bilimsel bir araştırmaymış gibi yaklaşmayın. Ama Barbie konusu çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü bir devrim sadece devasa bir reklam kampanyası değil aynı zamanda sosyolojik bir konu Barbie. Tabii ki reklamlarla ve işte Mattel'in yaptığı inanılmaz PR kampanyalarıyla bugünlere devasa bir sektör olarak gelmiş bir konu. Ama bir yandan da bütün dünya ile birlikte kadının konumunu, kadının fiziksel görünümünü ve dünyada kadına atfedilen şeyi değiştiren, onu yansıtan kimi zaman da aslında o konuda bir öncü olmayı amaçlayan bir oyuncaktan çok daha öte bir şeydi Barbie. Burada reklamını yapmak, evinizi alın, evlerini kurun, oyuncaklarıyla oynayın diye söylemiyorum. Burada aslında Barbie'den yola çıkarak hani Barbie'nin biraz tarihinden bahsederek kadının konumlandırılmasını mükemmel idealize edilen kadının aslında üzerindeki baskıyı anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım mı arkadaşlar? Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve katıl butonuna tıklayarak üyelere özel avantajlardan faydalanmayı da unutmayınız. Orada üyelere özel bir sürü videomuz, canlı yayınlarımız mevcut, yayınlanmamış içeriklerimiz mevcut. Üyelere özel playlistinden onlara da bakabilirsiniz. Hem de bize destek atmış olursunuz. Şimdi hazırsanız Barbie ile başlıyorum. Şimdi 1959 yılında 9 Mart'ı gösterirken takvimler Barbie piyasaya sürülmüş nasıl ortaya çıkmış? Mattel firmasının ortaklarından Ruth Handler ismindeki bir kadın çocuğuna bakmış. Çocuğu neyle oynuyor diye bakmış. Bunlar bebeklere hep bebek oyuncaklar veriyorlar. Yani bebekler bebeklerle oynuyor. Neden bebeklerin oynayacağı bir yetişkin oyuncağı yok diye müthiş dahiyane bir fikirle ortaya çıkmış. Ve bebeklerin oynayabileceği, rol model alabileceği bir yetişkin bebek oyuncağı yapmaya karar vermiş. New York'taki oyuncak fuarında çıktığı günden sonra hep gündemin en tepesinde kızların özellikle oynayacakları oyuncakların listesinin en başında yer almaya devam etmiş. Hiç orayı bırakmamış. Kızı Barbara'dan esinlenerek yapmış. O yüzden ismi Barbie. Barbara'dan Barbie yani onun kısaltılmış gibi yapılmış. Ve bizim Barbie zamanla birlikte kendisi de evrim geçirmiş. Yani 1959-1960'larda çok daha sofistike, işte Marilyn Monroe'ya benzeyen, krepeli saçlı, böyle daha frapan kıyafetli, böyle büyük büyük makyajlı falan bir yapıdayken 1970'lerde, 80'lerde kadınların iş gücüne katılması ve kadınların You can do it yani işte feminizm dalgasıyla birlikte daha erkeksi giyinmeleri de işin içerisine girince 80'lerde işte vatkalı modeller giymeye başlamış. Daha erkeksi, maskülen kıyafetler giymeye başlamış. Ondan sonra 90'lar itibariyle de işte bizim yine bugün beli açık, ince belli, daha böyle üzerine işte askılı büstiyerler giyen ve 180'den fazla mesleğe sahip bir şekilde piyasaya sürülmüş sürekli bir şekilde üzerine meslekler eklenmiş. Eskiden sadece işte o Merlin Morra gibi böyle Biblo gibi bir kadınken Barbie bir sürü meslek. Yani kadınların iş gücüne katılmasıyla birlikte dediğim gibi bir sürü farklı mesleğe dair de oyuncağı yapılmış. Tabii ki kadının o işte bizde varız biz de bu dünyada varız, biz de iş gücünde varız, biz de eşit haklara sahibiz demesiyle birlikte, Barbie normalde böyle boynu bükük yere bakan bir bebekken yavaş yavaş dikleşen, yavaş yavaş o böyle büyük makyajları yerine işte böyle dik ve karşıya bakışlarının geldiği daha kendinden emin bir bebeğe dönüşmüş. Yani kadının duruşuyla birlikte Barbie'nin duruşu da seneler içerisinde değişmiş ve gelişmiş. Bu olumlu olan tarafı tabii ki. Ama olumsuz olan tarafı ne? Giderek incelen beli, giderek büyüyen göğüsleri bizim bugünkü estetik anlayışımıza yani güzel kadın dediğimiz ince belli ve büyük göğüslü kadın modeline doğru evriltilmiş. Bu tabii yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta? Konusu. Yani dünya böyle bir yere gitti diye mi Barbie böyle oldu yoksa Barbie böyle olduğu için mi acaba insanlar böyle bir yere evrildi? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu böyle kendi kuyruğunu yiyen bir yılan gibi. Dolayısıyla dünya böyle bir yere gitti. Artık sokaktaki kadınların çoğu sanki dudağında poğaça varmış gibi geziyorlar. Evet Instagram filtreleri dair öyle böyle koca dudaklı, koca gözlü filtrelerimiz var. İşte ne bileyim fotoğraf çektikten sonra böyle retouchta böyle belleri bükerken arkadaki duvarları da büken ablalarımız var. Bunların hepsi kadının o belini giderek inceltip göğüslerini giderek büyütmeye dair olan tutkusunu da bize gösteriyor. Yani suç Barbie'nin değil aslında. Biraz reklam kampanyalarının biraz da estetik sektörünün diyebiliriz. Öyle bir seviyeye gelmiş ki ben işte hastanelerle falan uğraşırken bu ailem için falan bana doktor demişti ki biz ameliyathanede yer bulamıyoruz estetik ameliyatlarından. Estetik ameliyatlarının arasına böbrek nakli falan sokmaya çalışıyoruz demişti. Yani geldiği noktayı size böyle anlatayım estetik dünyasın Herkesin ya dudağında ya göğsünde bir şekilde bir estetik var olmayan da zaten o kadar insan yaptığı için normalleşen şey yani normal çapamızı oraya attığımız için acaba dudaklarımı azıcık böyle şey mi yaptırsam acaba işte ne bileyim yüzümü şöyle öyle azıcık gerdirsem mi diye o döngüye bir kere girdiği zaman o dudaklar bir kere öyle şişirildiği zaman bir daha hiçbir şekilde indiğinde güzel gelmiyor insana. Çünkü bu referans noktası kaymasıdır bunun ismi sosyolojide ve psikolojide. Siz bir kere referansınızı kalın dudaklı halinize koyarsanız o artık sizin için normal ve güzel olalım. E bunu böyle basıyorsun, şişiriyorsun. E bu bir süre sonra iniyor yani. Lastik gibi bir şey. E, o zaman çirkin gelmeye basıyorsun, biraz daha şişiriyorsun. Ne yapıyorsun o zaman tam gözün referans noktası kaydığı için bu tam şişmedi diyorsun, biraz daha basıyorsun, biraz daha şişiriyorsun. Sonra biraz daha şişiriyorsun, en son böyle komple dudak oluyor zaten kadınlar. Ben sokakta görüyorum böyle yanakları böyle basılmış, komple yüzü dudaktan oluşan insanlar var şu anda. Bir dudakla konuşuyor. Mesela gözünü böyle arada arıyorum böyle dudağın arasından gözünü nasıl görürüm filan diye. Herkesin memeler füze gibi, herkes böyle inanılmaz bir şeyde. Ee, böyle yani herkes nasıl bir şeyse ya yani nasıl bir ırksak biz herkesin memeler aşırı nizami hani bir de bir meme öyle duramaz ki yani bu yer çekiminin nasıl direnecek hani bunun bir sürü konusu var bunun ayrığı var birleşiği var altı var yani bunun bir sürü çeşidi var ama tek tip bir meme var böyle kap gibi artık herkes bir örnek oldu. Bundan tabi yaşlı gibi şikayet etmeyeceğim bunun çünkü antropolojik de bir karşılığı var. Neden büyük memeli? Neden ince belli? Neden kalçası biraz daha büyük olan kadınlar bizim hoşumuza gidiyor? Çünkü kalçası büyük olan kadın doğurgan olarak adlandırılıyor. Memesi büyük olan kadın çocuğunu besleyebilir, süt verebilir olarak algılanıyor. Aynı zamanda çocukluğumuzdan dolayı içerisinde süt vardan ve işte buradan ben beslenebilirim referansından dolayı da iştahımızı açıyor. Freud bunu açıklasın. Büyük dudaklar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. O konuda hiçbir fikrim yok. Yani antropolojik olarak poğaça gibi dudağın karşılığı nerede var onu bilmiyorum. Belki de şu olabilir. Hani neden öpüşüyoruz videosunda anlatmıştım. Öpüşmek bize niye zevkli geliyor? Bunun gene bir işte evrimsel açıklamasını yapmışlar. Eskiden böyle göçebe atalarımız bizim böyle çocukları böyle götürürken dişleri yok çocuğun tabii. E bizim böyle mama yapan makinelerde yok ya. Bir şey yiyip çiğneyip çiğnedikten sonra ağzından çocuğa verdiği için o dudakların birbirine değmesi bir beslenmeyi çağrıştırmış ve zaman içerisinde bu dudaklarda sinir uçları giderek gelişmiş ve o beslenmeden dolayı duyduğumuz o dopamin yani o mutluluk hissi şu anda cinsellik ve partner bulmada ve işte partnerle birlikte mutlu bir şey yaşamada kullanılıyor. Yani evrimsel olarak aslında açlığımızı gideren bir şey cinsel olarak açlığımızı da gidermede kullanılır hale gelmiş. Nitekim öpüşen memeliler arasında en sık öpüşen zaten biziz. Bunu zevk için yapan biz ve işte bonobo maymunları ve şempanzeler. Geri kalan öpüşen memeliler de var. Diğer canlılar öpüşmüyor zaten de. Memelilerin içerisinden öpüşenler de bizim kadar sık öpüşmüyor ve bunu böyle bir ilişkinin içerisinde düzenli yapılması gereken bir şey olarak da konumlandırmıyor. Belki oradan o dudak ne kadar büyükse ben o bundan o kadar beslenirim hissi herhalde geldiğinden dolayı şişmi, şişmiş dudak yani büyük dudak da bize çekici geliyor olabilir. Ama bunları genellikle kadınlar erkekler için değil kendileri için yaptırıyorlar. Bunu da zaten biliyoruz. Kendini güzel hissetmek için daha çok yapıyor. Kendini güzel hisseden kadın da bize güzel geliyor. Böyle değil. Eleştirmiyorum. Yani herkesin kendi tercihi. Barbilerde de yine giderek bunu yapmışlar. Hatta bir Barbie yapmışlar. Kolunu böyle aşağı indirdiğiniz zaman boyu uzayıp memeleri çıkıyormuş. Yani kolunu aşağı indirince ergenliği atlatıyorsun Barbie'ye. Düşün. Öyle bir Barbie yapmışlar zamanında. Ama çocuklara işte o büyük meme ve sürekli uzun olmayı özendiriyor diye bir süre sonra toplatılmış. Toplatılan bir sürü Barbie de var bu arada. Hamile Barbie yapmışlar. Karnı var böyle mıknatıslı. Çıkartıp böyle diye böyle çocuk çıkartıyorsun falan böyle garip hani jinekolojiye özendiren şeyler var. Onu mesela toplatmışlar erken yaşta gebeliği teşvik ediyor diye. İşte böyle korkunç barbiler yapmışlar. Onlar toplatılmış. Sakat Barbie yapmışlar mesela bir tane yakın zamanda. Baya tekerlekli sandalye ama sosyal sorumluluk için yapmışlar. Ama tabii geri zekalılar Barbie'yi yaparken sosyal sorumluluk için şeyi düşünmemişler. Yani Barbie'yi mesela Barbie evlerine sokamıyorsun. Çünkü evleri ona göre yapmamışlar. Barbie'yi koymuşlar tekerlekli sandalyeye. Bu böyle tabii evin önünde kalınca hiçbir şekilde oynanamayınca yok ya biz bunu bu tam böyle bizim sosyal sorumlulukta söylemek istediğimiz şeye uymuyor diye. Biz bunu optimize edeceğiz, düzelteceğiz diye çıkartmışlar. Ama şu anda henüz yapılan herhangi bir şey yok. Bir sakat Barbimiz var ama hiçbir yere giremiyor. Manyakça bir istatistik bu arada. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 3-12 yaş arasındaki kız çocuklarının %92'sinin en az bir tane Barbie bebeği varmış. Yani nasıl bir sektör olduğunu, nasıl bir yayılma olduğunu siz düşünün. Tabii ki bu kadar yayılmış ve güçlü bir konumda olunca aynı zamanda trendsetter yani trendleri belirleyici, modayı belirleyici de olabiliyorsunuz. Yani bugün Mattel firması dönüp de ya ben Barbie'lerin saçlarını kestireceğim. Bundan sonraki Barbie'lerin hepsi kısa saçlı olacak derse bir kısa saçlı kadın modası bile yaratabilecek noktaya gelmiş durumda. Yani zaten yaptıkları o PR kampanyalarında kırmızı halıyı bile pembe halı falan yaptılar. Yani o koca koca insanlara giydirdikleri o pembe şeylerden bile ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliyoruz Mattel firmasının. Devam da edeceklermiş seriye. İzlemediğim için bilmiyorum. Bir yorum yapamıyorum. E, i̇zlersem ayrıca yorumunu yaparım. Ama ne zaman izlerim onu da bilmiyorum. Vaktimin çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Onun yerine ben Muazzez İlmiye Çığ'dan, Sümerlilerin, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim ve İncil'deki etkileri falan gibi böyle aslında aşırı sofistike şeyler okuyup kimsenin anlamayacağı entelektüel sohbetler yapmayı tercih ederim. Bu yüzden çok yalnızım falan diyeyim. <laughs> 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 Halbuki Barbie'yi alsam burada böyle soksam prezervatifin içerisine falan bak ne neler olacak burada değil mi? İşte yok. Yok illa entelektüel anlatacağım inat ettim çünkü. İnat ettim abi inat ettim ya. Herkes ben bir golf dergisi gibi görüyorum kendimi. Herkes golf oynamak zorunda değil ama oynayan için de çok kaliteli bir şeyim ben. Evet arkadaşlar Barbie konumuz bu kadar. Ama dediğim gibi burada kadının üzerine kurulmuş olan baskıyı lütfen iyi görelim. Tabii ki biz antropolojik olarak dediğim gibi belli şeylere çekiliyoruz. Ama bizim bugün güzel dediğimiz, bizim bugün müthiş dediğimiz, bizim bugün aha estetik dediğimiz şeyler yarın değişebilirler. Orta çağ döneminde, Rönesans döneminde daha böyle etli butlu kadınlar modayken çünkü o zaman yemeğe erişim daha zor ve biraz kilolu olan kadın yemeğe erişebilen ve çalışmayan kadın olduğu için daha trendken Bugün giderek daha anoreksik bir yere geldik. Gerçi o sıfır beden konusu artık yavaş yavaş ilerledi. Biraz daha böyle Kim Kardashian'la falan birlikte daha böyle ele avuca gelen kalçalar moda oldu. Giderek bugün aslında yapılan o böyle iri göğüsler, nizami göğüsler de yarın öbürsü gün küçük göğüs trendi olarak değişebilir. Yaptırmadan önce lütfen bekleyiniz. Yani illa yaptırmak zorunda değilsiniz ama yaptırırsanız da çirkin görünmüyorlar. Hiçbir sorun yok. Kimse de anlamıyor ama onun göğsü estetikli çok da çirkin olmuş diyenler sadece kadınlar. Hani hiçbir erkek güzel göğse bu göğüs çirkin demez. Diyen yalan söylüyordur duyar kasıyordur. Yani Herkes meme sever. Kadınlar da bunu söylüyorlarsa kıskanıyorlardır. Aman o ne be göğsünü yaptırdı öyle motor gibi oldu diyorlarsa ah keşke ben de yaptırsam çok güzel oldu demek istiyorlardır. O yüzden yaptırdıysanız hiç sorun yok. Devam ke. Girdiniz olup artık. Güzelsiniz. Önemli olan kendinizi güzel hissetmeniz. Allah'tan erkeklerde böyle bir konu yok. Yani düşünsene penis büyütme ameliyatının yapılabildiğini. Yani gerçekten bunun Ahmet nizami olarak yapılabildiğini düşünebiliyor musun? Kuyruk olur ya. Şimdi görüyorum Instagram'da yapıyoruz. 5 santim hemen uzatıyoruz filan gibi böyle hani sanki marketten böyle çikolata alırmış gibi penis büyütme ameliyatı reklamı yapanlar var. Oynatmayın arkadaşlar. Barışık olmak önemli bak. Kadınınki gibi değil bu. Bununla oynattım bu sıkıntı iş. Sadece gerçekten ameliyata ihtiyaç olduğu zaman yapılıyordu. Berk Karataş'ta bunu videosunda yapmıştık. Bu böyle sürekli mıncık mıncık oynatılacak bir şey değil. Yani gerçekten ameliyata ihtiyaç yani mikro penis düzeyinde bir şey evet ameliyat yapılabilir ama yani benimki şöyle 3-5 santim de olsa şöyle çıkarsam masaya vursam filan hani Girmeyin yani o konuya bence. Kadın için kolay. Memeyi yaptırdın güzel. Erkeğin de bir sürü çeşidi var. Jinekomasti ameliyatları yapılıyor. memelerini Memelerinde yağ, yağlanma varsa onları aldırıyorlar. Buradan böyle kendilerini gerdiliyorlar filan hani var. Erkeğin de var estetik yapanı. Dolayısıyla estetik günümüzün en trend mesleklerinden bir tanesi. En çok kazanan doktorlar da yine estetik doktorları. O yüzden hani dünyanın düzeni şu anda böyle. Ama değişebilir. Yarın bir Instagram filtresi gelir. Bir Snapchat filtresi gelir. Bir anda her şey tersine... Dönebilir. Bugün benlerini aldıran insanlar yarın neden ben benlerimi aldırdım ya şimdi de ben moda oldu diye yakınabilir. O yüzden kendinizde barışık olduğunuz sürece hiç problem yok arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan lütfen Instagram'da bizi beğenip paylaşmayı takip etmeyi unutmayınız diyorum. Kitaplarımı da buraya koydum tatlış tatlış. Üçüncü kitap yolda çünkü o yüzden bunları buraya böyle koydum. Üçüncü kitabım da yakında çıkacak bitti bitiyor eli kulağında. Abone hala olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı bu Barbie konusuyla ilgili ya da işte bu kadının ya da erkeğin estetik anlayışı ile ilgili yorumunuz varsa yorum yapmayı unutmayınız. Bizi sevdiğinizi söylemenize her zaman ihtiyacımız var. Lütfen güzel yorumlarınızda esirgemeyiniz. Öyle izleyip sadece geçmeyiniz. Kılan sizlerle güzel bu işler, ince işler. Sevgiler.